Merhaba arkadaşlar, size Tishbox pozisyonu öğreterek P4, P5 ve P6'daki silindirik parçaları P7, P8 ve P9'a bırakmayı anlatacağım. İlk başta robotumuzu seçiyoruz. Başlatıyorum. Evet. İlk başta masa ve kağıdıma oturmak için iki tane kutu seçeceğim. İsimlendiriyorum. Kağıt veriyorum buna da. Masanın ölçülerine gireceğim. 725. Y'si 490. Z'si 40. Evet. Rengimi ayarlıyorum. Şimdi masanın pozisyonunu vereceğim. Masanın pozisyonu -315. -690. 355. Sıra geldi kağıdıma. Kağıdımın ölçüleri ise X'im 250, Y 120, Z'm 0.1. Rengimi ayarlıyorum. Tamam. Kağıdımın pozisyonu ise 0'a X 425, 395. Kağıdım da hazır. P4, P5 ve P6'ıma oturmak için 3 tane silindir alıyorum. İsimlendireyim. Mavi. Mor. Sarı. Silindirlerimin ölçülerinin hepsi 15-58 olacak. Mavinin pozisyonu ise 150, -425, yüksekliği ise 396 veriyorum. Rengimi ayarlayacağım. Sarı yapıyorum yine. Dediğim gibi sindirlerin hepsinin ölçüleri aynı, 15-58. Rengim sarı. Pozisyonunu ise 200'e -425, yüksekliğin aynı, 396. Mor sindirin ölçüsü 15'e 58. Rengim mordu. Morun pozisyonu ise 250, -425, 396. Tamam. Sindirlerimi green point yapıyorum. Evet. Şimdi pozisyon atacağım.
Güvenlik noktam -90'a 0 90 90 0 olarak veriyorum. Güvenlik noktasının pozisyonunu attım. İsimlendireceğim şimdi. XYZ pozisyonunu alıp ilk pozisyonu vereceğim. Güvenlik noktasının yüksekliğini 540 veriyorum. XYZ konumdayken P4'üm 150'ye -425'ti. Yüksekliğini 425 veriyorum. Bir saniye. Burada bir yanlışlık yapmışım. 150 olacak bu. Tamam. Evet. 150 -425. Evet, bunu kaydediyorum. Ve pozisyonumu atıyorum. P4 olarak isimlendirdim. P4'ümü P7'ye bırakacağım. P7'nin pozisyonu ise 250 -305. Yine yüksekliğim aynı 425. -305. Tamam. Elma açı pozisyonumu kaydediyorum. P7 olarak isimlendireceğim. Elma açık. Pozisyonumu P5'e götüreceğim. P5'i alıp P8'e bırakacağım. P5'in 200 -425'ti. Elimi kapatıp pozisyonumu atıyorum. P5 olarak isimlendiriyorum. P8'i 200 -305. Elimi açıp pozisyonumu atıyorum. P8 olarak isimlendirdim. Şimdi P6'ya gideceğim. P6'ın pozisyonu 250'ye -425. Elimi kapatıp pozisyonumu atıyorum. P6. P6'yı P9'a bırakacağım. Pozisyon 9'un pozisyonları ise 150'ye -305. Elimi açıp pozisyonumu kaydediyorum. P9. Evet, şimdi başlıyorum yazmaya. 10. Aceli 40 veriyorum. Jobru da 40 veriyorum. İlk başta robotum Mov P4'ün ekseline çıkacak. MVS P4. P4'e gidiyor. Elimi kapatıp bir saniye beklesin. Mov P4'ün -60'ına çıksın. Mov P4'ün -80'ine çıksın. Meyvesi P7. P7'ye gidiyor. Elini açsın. H open 1. Delay 1.
Delay 1. Mol P7'nin eksi 80'ine çıksın tekrar. Mol P5'in eksi 40'ına gitsin. BBS P5 elini kapatsın. H close 1. Bir saniye beklesin. Mol P5'in eksi 40'ına çıksın tekrar. Mol P8'in eksi 80'ine. MBS P8 elimi açsın. Bir saniye beklesin. Delay 1. Tekrardan Mol P8'in 80'ine çıksın. Eksi 80'ine. Mol P6'nın eksi 40'ına. MBS P6'ya gitsin. P6'da şu an. Elini kapatsın. Bir saniye beklesin. Tekrardan Mol P6'nın eksi Mol P6'nın eksi 40'ına çıkıp Mol P9'un eksi 40'ına gitsin. Gitsin. MVS P9'da elini açıp H open 1. Delay 1. Bir saniye beklesin. Mol P9'un eksi 40'ına çıkıp güvenlik noktasına gitsin. P33. Ve end verelim. Numaralandırıp derleyelim. Bir hatamız var. Evet, burada hash close olacak. Tekrar derleyelim. Evet, hatam yok. Reset worksel yapıp çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, az önce simülasyonda yaptığım projeyi şimdi robot üzerinde göstereceğim. Evet. P4'teki parçayı alıp P7'ye bırakacağız. P5'e gelip P8'i parça bırakacağız. P6'daki parçayı alıp P9'a bırakacağız. Son olarak güvenlik noktasına geçecek robot. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, simülatörden yaptığım projeyi şimdi dişbaksana öğreteceğim. Enter'a basıyorum. Enter'a basıyorum bir daha. Word'de Backword'de projemi bulacağım. Enter. Enter. Posta basarak seçiyorum. Şimdi pozisyon 1'imi step move'a basılı tutarak ayarlayacağım. Evet. Niye böyle kalıyor? Biraz aşağı indireceğim biraz. Tamam. Tamam. Şimdi
Elimi kapatarak tuttum. Elimi açıyorum. Ve step move'u ede basarak kaydettim. Bir daha ede basıyorum. Şimdi pozisyon 2'mi vereceğim. Step move'a basarak tekrardan. Tamam. Y'sini biraz arttıracağım. Tamam. Tekrardan elimi kapatarak hand ve C'ye basarak elimi kapattım. Hand ve C'ye basarak tekrardan elimi açtım. Tekrardan step move ve ede basıyorum. Kaydediyorum. Evet. Forte'den arttırıyorum P3'ümü. P3'ümü step move'a basarak tekrardan X, Y, Z konumunu ayarlayacağım. Evet. Y'sini ayarlıyorum Y ile. Tamam. Hand ve C'ye basarak elimi kapattım. Tekrar elimi açıyorum. Ve step move'a basılı tutarak ede basıyorum. Kaydediyorum. Projem bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.